İkinci bölüm üzerinde söz isteyen İyi Parti grubu adına Samsun Milletvekili Sayın Bedri Yaşar. Buyurun Sayın Yaşar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 298 sıra sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ikinci bölüm üzerine partim adına söz almış bulunuyorum. İkinci bölümde özellikle stokçulukla ilgili madde var. Burada stokçulara verilen cezalar 50 bin liradan alt sınırı 100 bin liraya, 500 bin liradan da üst sınırı 2 milyon liraya çıkarılmaktadır. Tabii stokçuluk deyince bugün içinde bulunduğumuz durumu da iyi analiz etmek lazım. 2018'de de aynı gerekçelerle o zaman da soğan depolarını hükümet basmıştı, stokçularla mücadele edeceğim demişti. O günden bugüne hiçbir şey değişmedi. Bugün de yine maalesef parlamentoda biz stokçulukla ilgili tartışmalarda bulunuyoruz. Aslında normal şartlar altında serbest piyasa ekonomisi içerisinde böyle bir denetim şekli olmaz. Zaten kurul ve kuruluşlar kendi dengelerini kendisi otomatikman oluşturur. Sizin polisiye tedbirlerle bu işlerin önüne geçmeniz mümkün değil. Tam tersine ortaya koyduğunuz politikalarla, güven ortamıyla bu işi tesis etmeniz lazım. Onun için burada cezayı 50'den 100'e, 500'den 2 milyona çıkarmışsınız. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Tabii stokçular derken bugün özellikle 18-19 kurdan ithalat yapıp 10 üzerinden mal satmaya çalışanlar var. Bunu fırsata çevirip piyasayı yine yukarıda tutmaya çalışanlar var. Ama bunun bir tane sebebi var. O da istikrarsızlık, piyasada yeterli güven ortamının oluşmaması, ticaretin dengeleriyle çok fazla oynadığınız için taşlar bir türlü yerine oturmuyor. Bugünkü ticaretin gerçeklerine baktığınız zaman, bugün özellikle bankalar üzerinden size birkaç tane örnek vermek istiyorum. Bugün devlet bankaları sizin bankada bir limitiniz var diyelim. İşte 1 milyon lira limitiniz var. Karşılığında teminat mektubunu da vermişsiniz. Bu krediyi de kullanmak istiyorsunuz. Devlet bankalarının size verdiği cevap aynen şu: bu krediyi ne amaçla kullanacaksınız? Eğer kullandığınız krediyi bir başka bankada mevduat olarak kullanacaksanız, bir, bu krediyi size vermiyoruz. İki, verdiğimiz krediyi dolar hesaplarında değerlendirecekseniz bu krediyi yine vermiyoruz. Üç, verdiğiniz krediyi bizim bankamızda yazmış olduğunuz çeklerin karşılığı olarak değerlendirecekseniz verebiliriz. Eğer bunun karşılığında değerlendirmeyecekseniz bunu da vermeyiz. Devamı, eğer diyor yetmez, işte bugün politika faizi 14-15 diyorsunuz, %2 kredi kullanım komisyonu var. Bak, yeni icat oldu bu. Böyle bir şey yok, özel bankalarda yok. Bu sadece devlet bankalarında var. Bu %2 hem de bunu peşin olarak alıyorlar. Bunun anlamı şu: yani BCH, borçlu cari krediyi 3 günde kullansan, 13 günde kullansan, 23 günde kullansan bunu aynen peşinen ödüyorsunuz. Dolayısıyla ama özel bankalara gittiğiniz zaman böyle bir uygulama yok. Dolayısıyla insanların hareket kabiliyetini azaltıyorsunuz. Yani üreticiyi desteklemek üzere yola çıktığınızı söylüyorsunuz ama bugün ticaretin çarklarını neredeyse durdurma noktasına getirdiniz. Neredeyse artık her şey peşin rakamlar üzerinden dönmeye başladı. Bunu da geçtik. Özellikle tabii ihracat artsın, buna hiçbir itirazımız yok. Ama iş piyasadaki rakamlara baktığımız zaman, işte önümüzdeki torba yasayla da beraber geliyor, fiyat farkı kararnamesi de dahil, bu rakamlar aldı başını gitti. Bunlara bile maalesef şu an hükümet olarak yapabildiğiniz bir şey yok. Bunun tamamı sizlerin ortaya koyduğunuz iradeden kaynaklandığını söylemek için müneccim olmaya gerek yok. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki merak etmeyin, işte ilk 10 ekonominin en onun 10 büyük ekonomi içerisinde olacağız. Güzel de 2002'de siz iktidara geldiğiniz zaman Türkiye ilk 18'in içerisindeydi. Yaptığınız icraatlarla yükselmek yerine biz biraz daha aşağıya düşmüşüz. Diyorsunuz ki ekonomi büyüdü. Şimdi aynı yönde giden iki araba gibi dünyada bütün ekonomiler büyüdü. Biz emsallerimizden geri kaldığımız için bugün
bu sorunları yaşıyoruz. Kaldı ki bu yapısal problemlerini çözmediğiniz sürece bu işin altından kalkmanız zor. Bundan sonra zaten daha da zor. İşte iktidar 2002'de geldiğiniz zaman enflasyon oranı 29.7 idi. Biz bugün 36'ları konuşuyoruz. Yine TÜFE üretici fiyat endeksi 30'du. Bugün neredeyse 80. İşte enflasyon araştırma grubunun rakamlarına göre de %80'in üzerinde. Yani bu enflasyonist ortamda siz gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkacağınızı söylüyorsunuz. Gelişmiş ülkelerin hiçbir tanesindeki enflasyonun %5'in, %6'nın üzerinde enflasyon olmadığını hepimiz biliyoruz. Aynı şartlar, aynı pandemi şartlarını dünyanın her tarafı yaşarken maalesef oradaki enflasyonun artış oranıyla Türkiye'deki enflasyonun artış oranı arasında dağlar kadar fark var. Tabii birinci bölümdeki özellikle limanların özelleştirilmesiyle ilgili muhakkak tarihe not düşmek lazım. Bu doğmamış çocuğa don biçmek gibi bir şey. Yani daha süresi dolmamış sözleşmeleri bugünden uzatmaya çalışıyorsunuz. Ne komisyon ne de AK Parti sıralarındaki arkadaşlarımız bunun neden yaptıklarına dair, niçin yaptıklarına dair ortaya net bir şey koyamadılar. Ticaretin hiçbir kuralında maç başladıktan sonra kurallar değişmez. Siz buraları işletme hakkını devrederken 18 yıllığına, 20 yıllığına devrettiniz. Bugün 49 yıla çıkarmaya çalışıyorsunuz. Belki aynı rekabet ortamında yeni teklif verecek arkadaşlarımız var veya devletin beklentilerini karşılayacak yatırımları da yapmamış olabilirler. Daha ortada hiçbir şey yokken bugünden bu işlemleri yapmaya kalkarsanız bakın biz TEDAŞ'ta da işletme haklarının devrini 20 yıl yaptık. Bunlar da yarın öbürsü gün gelecekler. Diyecekler ya bu 20 yıl bize yetmedi. Burada da aynı şey var. Zaten ikinci bölümde bununla ilgili de madde var. O zaman bu işletme haklarının devri meselesini orada da 49 yıllığına çıkaralım. Bakın arkadaşlar biz dedik ki siz bu işletme haklarının devriyle beraber bu sisteme yatırım yapacaksınız. Biz daha bunu bilmiyoruz. Limanlarda bu yatırımları yaptılar mı? Ne oldu? Sonucu nedir? Ne alacağız bilmiyoruz. Bunu bugünden hangi gerekçeyle gündeme getirdiniz bilmiyorum ama bu yaptığınızın doğru olmadığını tarihe not düşmek adına yanlış yaptığınızı buradan ifade ediyoruz. Bu ticaretin bütün kurallarıyla çelişiyor. Diğer taraftan diğer maddede işte Etibank'ın veya diğer şirketlerin mal varlıklarını TEDAŞ'a veya TEİAŞ'a devredelim diyorsunuz. Biz şu an devrettiğimiz trafolarda bile biliyorsunuz bu işletme haklarının devrinde mal sahibi devlettir. Onlar sadece adı üstünde işletme haklarının devrinden bahsediyoruz. Bugün bile yaklaşık trafolara verilen reklam 147 milyon civarında. Biz bunu bile devlet olarak alamıyoruz. Yine bu tür gayrimenkulleri veya buna benzer bir şeyleri devrettiğiniz takdirde tabii şaibe olduğu için bunlarla ilgili olumsuzluklar olduğu için yine aynı sorunlarla karşılaşacağımıza dair endişelerimiz var. Bunu şimdiden sizlere uyarıyoruz, ümit ediyoruz ki bundan sonra bu hatalara, bu kusurlara düşülmesin. Tabii özellikle içinde bulunduğumuz durum. Yani problemi bu zam meselesi işte arkadaşlarımız da buradan ifade ettiler. 12. ayın 31'inde yapılan zamları yani bir günle çalışana, işçiye, emekliye zam vermemek adına bunu geçtiğimiz Temmuz ayında da yaptınız. Döndünüz 12. ayın 31'i burada da yaptınız. Bunun bir önemi yok. Yani çalışanlar açısından önemi çok ama sizler açısından sanki bu problemden kurtuluyormuşsunuz gibi görünüyor ama öyle değil. Problemi bir sonraki aya aktarıyorsunuz. Yaptığınız iş çalışanların, emekçilerin hakkından, hukukundan gasp etmekten ibarettir. Bu tür oyunlarla, bu tür rakam hileleriyle, bu tür Ali Cengiz oyunlarıyla rakamları sağa sola çekmeyle Türkiye'nin ekonomisinin düzelmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Onun için artık bu ülkenin hem çalışanlarına hem üretenlerine gerçek manada hedefler koyup bu hedefler üzerinden hareket etmesini sağlamak sizin boynunuzun borcu. Bugün icra makamında sizler varsınız. Bunları yapmakla sizler yükümlüsünüz.
Sizin buraya koyduğunuz bir dolar hedefi vardı. Neydi? 2022 son itibariyle 909.27 kuruştu hedefiniz. 9.77 de 2023 hedefi. Şimdi diyorsunuz ki köpüğü attık. Sizin daha önce ortaya koyduğunuz bir hedef var. Tamam ne yapmıyor? Canım. 9.27 hedefinize göre 2020'nin daha başındayız. Bugün 13. nokta küsür. Aradaki fark 4. 4 ne demek? Yani her 1 liranın karşılığı 450 milyar olduğuna göre 1.8 trilyon maalesef bugünkü bütçeye daha bugünden önemli bir yük getirdiniz. Yani 18'den 12'ye düşürdük diye sevinirken, yani büyük başarı öyküleri anlatırken hiç unutmayın ki bugün kurun normal şartlarda sizin tahmininize göre olması lazım gelen 9.27 maalesef bugün 13.4'ler civarında, daha bugünden 1.8 trilyon devletin üzerine ilave yük getirdiniz. Ümit ediyoruz ki hiç olmasa bundan sonra gerçek hedeflerle, gerçek programlarla bu ülkenin üreticisinin, yatırımcısının önüne bir şeyler korsunuz. Ama bu saatten sonra bu işin dikiş tutması mümkün değil. Doğru